Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz Golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bomba şeyler var, gelişmeler var. Hatta Türk futbolunu derinden sarsacak gelişmeler var. Bu videoyu, bu kısmı özellikle onun için çekiyorum arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar dikkatlice izleyin. Bu videoyu yarıda bırakmayın. Bakın yarıda bırakırsanız 500 tane mana çıkartabilirsiniz bu videonun ana teması TFF Nihat Özdemir işte e, Trabzonspor, Fenerbahçe gibi şeyler. Hemen sözü uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı e, Nihat Özdemir görevi bıraktığını açıklamış. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı Nihat Özdemir değildi ama e, başkanlığı bırakmış. İstifa kararına e, Süper Kulüp, Lig kulüpleriyle paylaşmış. Hakkınızı helal edin demiş. Haram olsun. Peşin olarak haram olsun. Yönetim kurulunun aldığı kararla Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecekmiş ki... Servet Yardımcının da Fenerbahçe tarafından istenmeyen birisi olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Ee, Mustafa Çağlar da e, TFF Başkan Vekilliği görevine getirilmiş arkadaşlar. TFF devlete bağlı bir kurum, yani e, direkt devlete bağlı bir kurum. O yüzden bu kurumların başkanları çakarlı araçla falan gezer. Yani tuhafınıza kaçmasın. Bu istifada biraz tuhaf oldu. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda yeni bir görevlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrası yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi. Şimdi buraya kadar biz ne anladık? İhaleci Nihat Özdemir ihaleden çekildi. Fakat depremin yankıları bitmedi. Hani bu artçı gibi kaldı. Asıl ana deprem sonra başladı. MHK'da Yülenberg istifa etti. Bakın Merkez Hakem Kurulu'nda Yülenberg istifa etti. Şimdi Merkez Hakem Kurulu eğitim danışmanı arkadaşlar. Yülenberg. Yap, yap Yülenberg. Ve bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile iş birliğimi sonlandırıyorum dedi. Bakın deprem üstüne deprem. Deprem üstüne deprem. Sevgili hakemler 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk hakemleyince kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupası'na aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Ülkemde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır hakemlik işinin içindeyim. Şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim. Dedi. Bu kararı desteklemeyeceğimi Ferhat Gündoğdu ya söyledim. Bak bu arkadaşlar inanılmaz açıklamalar ya. Ya normal bir ülkede şu anda var ya yani yağı yer yerinden oynuyordu. Ülenberg 8 Mart tarihinde 13 hakemin maç yönetmeciliğine ilgili bu kararın alındığı gün Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu ya da böyle bir kararı birçok hakemin kariyerine gerçek olgular ve açıklamalar olmadan öldüren bir kararı desteklemeyeceğimi söyledim diyor. Bak desteklemeyeceğini söyledim diyor. Tahkim kurulunun hakem ve gözlemcilerin lehine karar vermesinden çok mutlu oldum. Futbol Federasyonu Başkanı'na da iki kez e-posta atıp Cüney İt Çakır'ın ki 12 yıldır TFF'nin en iyi reklamlarından biri olan hakemin kariyerini böyle bitirmene saygısız bir karar olduğunu belirttim. 8 Mart tarihinden bugüne kadar umudum Türk Futbol Federasyonu'ndaki akil insanların müdahil olması ve bu delice kararı iptal etmeleriydi diyor. Yani arkadaşlar bakın baştan sona inanılmaz. Tahkim kurulunun adil, bilgili ve güçlü bir şekilde tek doğru kararı alarak hakemlerin ve gözlemcilerin lehine karar vermesinden çok mutlu oldum diyor. Merkez Hakem Kurulu'nun kararı ise bağımsız bir kurul olan tahkim kurulunun kararına uymanın gerekli olmadığı yönünde oldu. TFF'nin yönetim kurulu ise MHK'nın bu yaklaşımı inanılmaz bir şekilde kabul ediyor diye konuştum. Yani çalışma yöntemleri, bak Merkez Hakem Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na güvenmemem ve destekleyememe çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil ve tüm hakemler için çok tehlikeli. Liste içinde kalmış hakemler de dahil. Devam ederlerse daha fazla zarar verebilirler. Bugünden itibaren Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum diyor. Ve Hani sizinle çalışmak bir gururdu diyor. Falan filan. TFF'ye her şeyin en iyisini diliyorum. 2010 yılından beri 3 sene ara verdim. TFF'ye geçirdim. Bu harika zaman için teşekkür ederim. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Çok iyi insanlarla çalıştım ve harika misafirperverlik gördüm. Sevgili hakemler sizlerle bu kadar uzun süre çalışmak benim için gurur oldu. Sizlere her şeyin en iyisini diliyorum. Sağlıkla kalın. Ailenizle beraber iyi bir gelecek dilerim. En iyi dileklerimle açıklamasını yaptım. Şimdi çok ilginç değil mi? Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Yülenberg. Yani Türkiye'nin marka yüzü. Türk hakemlerinin bu kadar piyasa olmasını sağlayan kişi. Hani Türk hakemliğinin CEO'su diyeyim size. Adam diyor ki 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak diyor. Yani bu açıklamayı MHK'nın içinden birisi yapıyor. Ve bu ligi diyorsunuz ki temiz. Şimdi Trabzonspor Gül'e oynayan şampiyonluğa koşuyor. Şampiyon olacak. Yani Trabzonspor eğer yani ben şöyle söyleyeyim. FETÖ diye bir gerçek var ülkede. Yani FETÖ diye bir gerçek var. 3, 3 Temmuz'u yapan, 15 Temmuz'u yapan internet andıcı işte değil mi? Balyoz davası, Ergenekon davası, çeşitli şeyler, göreve yerleştirmeler, işte soru çalmalar, şunlarınla ya yani üst üste şeyler. FETÖ diye bir gerçek var. FETÖ e, özellikle devletle bu dershanelerin kapatılma sürecinde iyice papaz oldu. Ondan sonra devletin aleyhine iyice çalışmalara başladı. İşte canlı yayınlar işte kapatılan kanallarında işte gazetelerinde falan filan konuşmalar şunlar bunlar. Ve 15 Temmuz'da bir darbe girişimi. Ardından olan olaylar malum. Ben bugün size bir şey söyleyeyim mi? Bugün FETÖ güçlü olsaydı, gücü olsaydı, FETÖ'nün gücü olsaydı Süper Lig'de var ya şampiyon Fenerbahçe olurdu. Bak FETÖ'nün gücü olsaydı Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olurdu. Şu andan itibaren Trabzonspor kalan maçlarda işte e, maçın birinde başlardı. Saçma sapan kırmızı kartlar 5 kişi, bırakılır. i̇şte kişi bırakılırdı. işte 6 kişi bırakılırdı. 5 kırmızı kart yediği için hükmen yenik sayılırdı. Taraftar sahaya inerdi işte Trabzon başkanını gaza getirirlerdi falan. Çıkmıyoruz ulan öbür maça. Bir 3 puan daha oradan sildirirlerdi. Fenerbahçe'ye destekler şu bu arka arkaya maçlar kazanırlar. Sezon bir biterdi. Fenerbahçe şampiyon Trabzon ikinci bile değil belki. Çatışmayı düşünebiliyor musunuz? Yani çatışmayı düşünebiliyorsunuz değil mi Trabzonspor fanatiklerinin şeyini? Bugün bak bugün sosyal medyada konuşulanlardan bahsediyorum. Kendi fikrim değil bu. Kendi görüşüm değil. İşte Trabzonspor'u birileri şampiyon yaptı diyorlar. Birileri. Ha şunu söyleyeyim. Geçen sene de Beşiktaş birileri şampiyon yaptı. Ondan önceki sene de birileri bir, birine şampiyon. Ondan önceki sene de birileri birilerine şampiyon yaptı. 2010-2011 sezonundan sonra 2013-2014 sezonu hariç bütün sezonlarda şampiyonu birileri belirledi. Aksini iddia eden buyursun kanıtlasın. Ha bu sene çok farklı. Dün Trabzonspor'a işte bir açıklamada bir paylaşımda bulunmuştu. AK Parti milletvekilleri kulübümüzü ziyaret etti diye. Eyvah dedim. İnşallah bu maçı Trabzonspor kazanmaz dedim. Arkadaşlarım dedi ki hocam niye böyle diyorsun şöyle bir Ya arkadaşlar bakın normal şeyleri. İşte Trabzonlarda paylaşmış. Recep Tayyip Erdoğan da Fenerbahçe kongresine geldi. Rozet aldı. Lan adam üye zaten. Bir. ikincisi Ya hiç mi kafa basmıyor? Hiç mi akıl almıyor? Adam Fenerbahçe'ye geldi. imza attığı günden beri Fenerbahçe'de teneke yok. Şimdi o geldi işte rozetini aldı. İşte Yüksek Divan Kurulu üyeliğine seçildi. O sene Fenerbahçe şampiyon olsa yine anlarım bir nebze yok. Bir argümanınız yok. Hiçbir argümanı yok. Fenerbahçe'yi diyor işte Recep Tayyip Erdoğan kurtardı şikeden. Allah Allah. Niye kurtardı ki? Niye kurtardı? Ya şikeden kurtardı. Ben bir şey söyleyeyim. Bir sürü Trabzonlu vekil vardı. Bir sürü Trabzonspor başkanı vardı. O kadar güçlüydü ki Cumhurbaşkanı çağırıp bir daha ağzınızdan 2010 2011 ile ilgili hiçbir şey çıkmayacak deseydi olaylar bu kadar büyümezdi ki. Ya yani madem Fenerbahçe'yi kurtardı. Kapatılırdı mevzu. Kapatılır. Fenerbahçe'nin 7 yıldır takım otobüsünü kurşunlayanlar bulunmadı mesela. 7 yıldır. Faili meçhul kaldı gitti. Susurluk gibi bir şey oldu. Yani vicdanlarda insanlarda çok farklı şey Fenerbahçe Spor Kulübü şey yapıyor. Kişiler başka bir şey söylüyor. Kurumlar başka bir şey söylüyor vesaire. Şimdi Trabzonspor'un şampiyon olacağı sene hatta birçok kişiye göre belki şu anda Türk futbolu izleyenlerin %90'ına göre Trabzonspor'u şampiyon yapılacağı sene yaşananlar diyor. Bakın dediğim gibi bu videoyu yarıda keserseniz 500 tane mana çıkartırsınız. Elinizi vicdanınıza koyun. Aha video burada. Şimdi Trabzonspor şampiyon olacağı sene diyeyim ben size. Ben yapılacağı demeyeyim. Ha bana kalırsa, bana kalırsa dün de söyledim. Fenerbahçe'nin de oynanan iki maçta alınan 4 puan haksız. Gaziantep'in evinde oynadıkları aldıkları 3 puan haksız 7. Hüseyin Türkmen'in bir kırmızı yemediği maçta evde aldıkları 3 puan haksız 10. Dün Beşiktaş maçında 1 puan diyorlar. Ben karışmıyorum. 10 tane kendi evinde. Ve Fenerbahçe depresmandaki maç saydım. 10 puanı çıksan zaten bugün ligin zirvesi cadı kazan olurdu. Anlatabiliyor muyum? Cadı kazan olurdu. Kaldı ki. Kaldı ki. Fenerbahçe'nin de artı bu maçlardan 5 puan daha fazla alması lazım. Şu an belki de lider Fenerbahçe'ydi. Keşke öyle olsaydı. Kıyan kıyana, şey kıran kırana kıyasya bir rekabet olsaydı ama şimdi diyeceğim o ki Trabzon'un şampiyon olacağı sene yaşananlar. TFF başkanı istifa etti. 15 hakem görevden alındı. 3 yönetici istifa etti. Yayıncı kuruluş ihalesi hala yapılamadı. Yani Karadeniz'e kıyısı olan Rusya ve Ukrayna'da savaş çıktı. Dolar, Euro, tavan yaptı. İşte mevsimler bozuldu. Hamsi fiyatları uçtu gitti. Hadi o son 2-3 tane maddeyi çık. Ya diyorlar ki argüman olarak 2010-2011 nasıl sindiriyorsunuz içinize? Şike var. ve mahkeme kayıtları, yargıtay kayıtları hepsi söylüyor ki şike ki yok. Bu FETÖ kumpası. Biz çok şükür içimize sindirdik. Siz nasıl sindireceksiniz? Yani bu sezona nasıl temiz diyebileceksiniz? Yani bu, bu şampiyonluğa nasıl temiz diyebileceksiniz? Hadi bizimki biz kurtulduk. Çok şükür biz kurtulduk. Yargıtay kararını verdi. Bitti. Kapandı. Kapandı. Şu anda şikeci diyenler FETÖ'den yargılanacaklar. Arkadaşlar hazır olun. Fenerbahçe'ye şikeci yaftası vuranlar artık FETÖ'den yargılanacaklar. FETÖ yanlısı mısın diyecek. Çıkın 15 Temmuz'a ilgili bir açıklama yapın mesela. Ya. ki öyle bir şey yok falan filan diyeyim mesela. Şehit oldu olanlar var. İsimleri yazılanlar var. Çıkın bir tanesine ilgili bu şehit meyit olmadı ya da hepsine ilgili çıkın bunlar şehit değil falan deyin kafanıza göre. Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Adamı öttürürler. Adamı öttürürler. Diyemezsiniz. o Çanakkale Savaşı'ndaki şehitlere çıkın bunlar şehit meyit değildi deyin. İşte bir gayarım adasını şey yapıyorlar. İşte zeytinliklerini falan koruyorlar diyebilir misiniz? Ha, biz kurtulduk çok şükür. E şimdi Trabzonspor bu etiketten nasıl nasıl kurtulacak bu etiketten? Federasyon başkanı 15 tane hakem yani 3 tane yönetici istifa etmiş. Bakın arka arkaya bunların istifasından sonra Trabzon 2 maçta 5 puan kaybetti. Anlatabiliyor demek istediğim anlayabiliyorsunuz değil mi? Ha, ben şunu söylüyorum. Trabzon'un oynadığı bir oyun var. Hatta bir döneme kadar Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan falan çok çok iyiydi. Ama özellikle ligin ikinci yarısında Fenerbahçe açık ara ligin en iyi topunu oynuyor. Açık ara. Ligin açık ara en iyi topunu Fenerbahçe oynuyor. Şu anda ligin ikinci devresine itibaren. Hatta son 7 maçtır değil ikinci İkinci devresi de değil mi? Son 7 maç. İtirazı olan varsa buyursun. Şimdi diyorlar ki Aziz Yıldırım seçilsin federasyon başkanı. Aziz Yıldırım federasyon başkanı seçilmez. Çünkü ben Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmem diyor. Şimdi aynı Nihat özlemiyle ilgili de benim birkaç tane sorum var. Küme düşme adayı bütün takımlar başvuruda bulundular biliyor musunuz? Bu sene küme düşme kaldırılsın diye. Ta siyasi otoriteye kadar başvuruda bulundular. Uyu, yani e, neydi o? Uluslar Ligi'nde şeyde Euro 2022'de mi? 2020'nin ertelenir miydi? Neyse o zıkkımda sonuncu olduk. Sonuncu. Bütün ülkeler arasında sonuncu olduk. Uluslar Ligi'nde küme düştük. Dünya Kupası'na katılamadık. Yayın nihalesi elde kaldı, işte patladı. Hakemlerin 15'i kovuldu. Geri kalanlar zan altında. Şimdi diğerleri de diyor ki acaba FETÖ'den FETÖ'den içeri alınır mıyız diyor. Bazı hakemler öyle diyormuş ha. Acaba diyormuş işte FETÖ'den FETÖ'den şey yapar mıyız? İnanılmaz bir şey var. Kaos var şu anda Türk futbolunda. 59 öncesi kararları bir seneyi geçti verilmedi. Yabancı sınır kuralı sürekli değişildi. Gelişimlikleri kaldırıldı. U21 iptal edildi futbolcu çıkmaz oldu ve böyle bir TFF. Hani Mert Aydın'ın bir sözü var. Nihat Bey futbolun içinden gelen değil, futbolun içinden geçen başkan olarak anılacak diye. Şimdi ben bu kadar şeyin içerisinde merak ediyorum kim başkan olacak diye. Rıdvan Dilmen demiş ki Fatih Terim TFF başkanlığının kralını yapar hem de adaletli yapar demiş 9 Aralık 2021'de. Yapmaz Rıdvan Dilmen, yapmaz. Fatih Terim TFF başkanlığını adaletli bir şekilde yapamaz. Çünkü Fatih Terim e, FETÖ'nün Fenerbahçe'ye kumpas kurduğu senelerde Fenerbahçe stadında binlerce kişi ölebilir cümlelerine rağmen biz buradan kupayı almadan gitmeyiz deyip insan hayatını hiçe saymış bir adamdır. Yapamaz. Yapamaz artı. Artı. Bazı isimler bazı şeylerle özdeşleşmiştir. Etiket yerler. Benden söylemesi. Ha Ahmet Çakar Federasyon Başkanı'nın adaylığını açıklamış. Ahmet Çakar da yapamaz. Evet dürüst konuşan son dönemlerde dürüst konuşan birisi ama Ahmet Çakar'ın hakemliğini de hatırlayın. Yani Galatasaray'ın efsanevi şampiyonluklarında heykeli dikilmesi gereken birisidir Ahmet Çakar. Vahap Beyaz, Ahmet Çakar. Ya yani bu bu adamla televizyondan maç izleyip yorum yapan adamlar siz bu adamları çok ciddiye almayın. Televizyondan maç izleyip yorum yapmak kolay arkadaşlar canlı canlı orada o kararı vermek. Göksel Gümüşdağ'ın adaylığı söyleniliyor. Ee, Mehmet Baykan'ın aday vekilliği söyleniliyor. Onlar da iptal oldu. Niye Aygün Özüpek yeni gönderende Göksel Gümüşdağ TFF Başkanı Mehmet Baykan Başkan Vekili olacak demiş. Haliyle ikisini de iptal etmiş Aygün Özüpek bu verdiği duyumla. Onu da geçtik. Peki Mustafa Hocam süreç ne olacak? Servet Yardımcı dışında hiç kimse kalmayacak federasyonda. Ve... Ee, yeni sezon nasıl hayata geçirilecek hep birlikte izleyeceğiz. Bakın arkadaşlar ülkemizde şöyle bir olay var. Bir adama tecavüzcü deyin. Özür dileyerek bu cümleyi kullanıyorum. Yani hiç yakışık almayan bir cümle. Bu adama bu yaftayı vurun. Bu iftirayı atın. Bu adam bu iftirayı kanıtlasa bile ya alakası yok. Bu adama herkes kefil deseler bile bahsedilen olay tarihinde atıyorum işte falanca falanca kız çocuğuna şöyle yaptı dese kız çocuğu 15 sene önce ölmüş olsa öyle bir kız çocuğu bile bulunması o adam o etiketi yedi. Kurtulsa da yedi burası Türkiye. Ben de diyorum ki şimdi şu andan itibaren kim şampiyon olursa hayırlı uğurlu olsun etiketi yedi. Önümüzdeki 500 yıl boyunca şampiyon şampiyon olamaz. Etiketi yedi. Gitti. Hocam Trabzon şampiyon olacak diyorsun. O zaman Trabzon mu etiketi yedi. Açık konuş. Evet. Etiketi yedi. Şu andan iyiydi bak. Önümüzdeki seneler. Bakın arkadaşlar. Fenerbahçe'ye yıllardır şikeci diyorlardı. Yargıtay kararı bitti kimse diyemiyor. Önümüzdeki sene herkes ne diyecek? Oo işte Trabzon'un ilk hakem hatasıyla ya da hakem kollamasıyla maç kazandı. Oo bu sene de o sene. Tamam. Bu sene kaç tane hakemi göndereceksiniz? Diyecekler. Bitti. Ben tarafsız bir yorum yapıyorum. Bak tarafsız bir yorum yapıyorum. Diyorum ki bana kalırsa ligin ilk, 40, ilk yarısının en iyi topunu Trabzonspor oynadı. Fenerbahçe maçını haksız yere kazandılar. O maçın hakkı Fenerbahçe'nin galibiyetiydi. O Kim Minji'ye verilen kırmızı kart tamamen haksızdı. Tam aksi olsaydı kıyamet kopardı ülkede. Bunu söyleyeyim. Ligin ikinci devresinde özellikle son 6-7 haftadır. 6-7 maçtır diyeyim. Çünkü bazı haftalar çift maçı oynandı maçlar. 6-7 maçtır ligin açık ara en iyi topunu Fenerbahçe oynuyor. Açık ara en iyi topunu Fenerbahçe oynuyor. Ha bu demek değil ki ligin sonuna kadar sürdürecek. İnşallah sürdürür. İnşallah sürdürür arkadaşlar. Ya ben Fenerbahçe olarak temennim bu. Ama açık ara Fenerbahçe ligin en iyi topunu oynuyor. Şampiyonluğu kim hak ediyor derseniz. ilk yarıdaki oyunuyla Trabzon. ikinci yarıdaki oyunuyla Fenerbahçe. Yer yer Konya Spor hak etti. Yer yer Hatay Spor. Yer yer Alanya Spor hak etti. Hakemlerin haram puan mı diyeyim. Yanlış kararlarla ek puan mı diyeyim. Her takımın vardır. Galatasaray ligin en çok penaltı kullanan takımı. Bakın bakalım kaç penaltıları haklı. Misal. E, Karagümrük maçındaki penaltı. Komedi Allah aşkına bırakın ya. Bırakın biz neler izledik. Fenerbahçe'ye Adana Demir maçında bir penaltı verdi. Adam dokunuyor böyle. Valencia kendini yere atıyor. Hop penaltı. Alakası yok. Bir maçta da Fenerbahçe oynattı. Konya maçıydı. Penaltı dedi, şey golün iptal dediler. Alakası yok. O penaltı olmayacak. O da faul olmayacak. Her dokunma faul değil. Dediğim gibi durum bu arkadaşlar. Ha yeni gelecek başkanı da Allah sabırlar versin. Ortalık çok karıştı. Bunu düzeltmek neredeyse imkansız. Ama vardır birilerinin bir bildiği. Allah sonumuzu hayır etsin. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz. Bakın burada hiçbir takıma bir eleştiride, bir imada, bir yafta da bulunmadım. Herhangi bir takıma küfür, hakaret içerikli bulunmadım. Çünkü benim videolarımı yani ee, farklı yorumlayan farklı kesimler oluyor. Bakın arkadaşlar. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu falan şey yapıyorlar. Videolarını kesiyorlar, konuşmalarını kesiyorlar. Birbirlerine şarkılar falan söylettiriyorlar. Bu zihniyet, bu zihniyetle bakarsanız her insanın her videosunu, her şeyi çıkarabilirsiniz. Ben açık açık söylüyorum özet olarak. Bu sene akıllarda şaibeli bir sezon olarak kalmıştır. Bu sezon şikeli bir sezon olarak akıllarda kalmıştır. Hele hele bir de ligden düşme kaldırılırsa bu sezonu bu sezon kesinlikle şey bile yapılmaz. Tescil bile edilmez. Öyle bir sezon bu sezonu tescil eden kişiler bence ben imza atmazdım böyle bir sezona. Onu söyleyeyim. Sonumuz hayır olsun arkadaşlar. Ne diyeyim? Benim aktaracaklarım bu kadar. Videomuza bir beğeni atarsanız sevinirim. Ha tekrar tekrar da söyleyeyim. Ben Fenerbahçe olarak Fenerbahçe Hakkı'nın yenildiği maçları söyleyeyim. Evet Trabzon maçının Hakkı yenildi. Sonra Fenerbahçe öyle bir uçurumdan sürüklendi ki arka arkaya puanlar kaybetti. O maçta belki Fenerbahçe Trabzon'u yense belki Trabzon uçurumdan aşağı sürüklenecekti. Belki Trabzon ligi 7. 8. bitirecekti. Bana kimse çıkıp da Kornelius şu bu demesin. Arkadaşlar bir kırılma anı. Maçlarda bile olmuyor mu? Tek kale top oynuyorsun, vuruyorsun. Rakip kaleci topu kurtarıyor. Maç oradan sonra dönüyor. Gidiyor rakip kazanıyor maçı. Burası böyle. Tek istediğim adalet. İnşallah Türk futboluna adalet uğrar ve kalıcı olarak oraya yerleşir. Eğer Türk futboluna adalet gelmezse ne Trabzonsporlar mutlu olacak ne Galatasaraylar ne Beşiktaşlar ne Fenerbahçeler ne diğer taraf, takım taraftarları. Ya Ankara gücü maçı. Ankara gücü mü? İkinci bir maç var. Ankara gücü ayıp maçı. Sinan Osmanoğlu golü atıyor. Kale ağları delik. Arka taraf kale ağları delik. Avut kararı çıkıyor. Dördüncü hakem uyarıyor da anca öyle düzeltiyorlar. Gol kararı veriyorlar. Ya böyle bir lige para verilmez. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkından ayırmayın. Yayın ihalesi. Bu yüzden olmuyor. Adalet mi var? Kim izlesin? Sokaktaki adam maç izlemiyor ya. izlemiyor Futbolu bırakıyorlar. Sadece fanatikler izliyor şu anda futbolu. Şu anda sadece fanatikler futbol izliyor. Bak bizim kanalın kitlesini söyleyeyim. Bir 2000 kişilik bir kitlemiz var bu kanalda. Yani 1907-2000 kişilik bir kitle var. Bunların 100-150 tanesi Trabzonsporlu. 100-150 tanesi Beşiktaşlı. 100-150 tanesi Galatasaraylı. Kalanı Fenerbahçeli. Birçok yorum görüyorum arkadaşlar. Hani tamam kötü yorumları elbette sizler de görüyorsunuz ya da siliyoruz ediyoruz ama birçok olumlu yorum görüyorum. Adam diyor ki ben kendi takımımın sayfasını takip etmiyorum. Burayı ediyorum diyor. Bizim takımla ilgili bir şey söylese diye burayı takip ediyorum diyor. Bizimkilere göre diyor Gülük Gülistan Galatasaray küme düşme hattında diyor. Bizimkiler diyor ki diyor, o, o, sene bu sene seneye uçacağız. Sen çıkıyorsun diyorsun ki diyor Nelson topçu mopçu değil. Berkan topçu mopçu değil Galatasaray'ın parasını çöpe attılar. Heba ettiler. Bunların yerine alt oyuncular asaydı diyor. Bu yürek kimse de yok diyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Yani benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Videomuza bir beğeni atarsanız kanalımıza da abone olursanız sevinirim tuttuğunuz takım önemli değil arkadaşlar. Gönüller bir olsun. Burada kimseyi kırmadan, incitmeden, hani bam teline dokunmadan yorumlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kimseyi kırmıyoruz. Dur. Görüşmek üzere inşallah.